şimdi kalsın bu arkadaşa donuk kare. Kalsın. Eldiven yakın kadraj görelim. Sen gittiğinde kocanın elinde eldivenler var mıydı? Ben vardı diye hatırlıyorum. Hı? Arkadaşlar eldivenleri görmek istiyorum. Bu değil. Emanetlerde yazmıyor mu? Donuk donuk istiyorum ya, hepsini bir görmek istiyorum ekranda. Heh. Var mıydı Ser? Vardı. Emanetlerde yazmıyor mu? Hayır, yok. Bak şapka var. Ondan ya hepsi yazıyor ama eldiven yok. O zaman eldiven de mi sende acaba? Eldiven yani o öyle verildi, hani emanetler birlikte verildi diye hatırlıyorum ama. Yok. Vardı yani. Listede nerede yok. O zaman normalde eldiveni? Her şey alınca yazılıyor ya adli emanette. Eldiven yazmıyor yani. Dışarı çıkartın arkadaşlar. Kapıyı açın. Koridor dışarı çıkartın. Hava alsın. Oksijen alsın. Aşan mı? Ben hemen listeyi sana okuyayım Seher. Adli emanetteki eşyaları. Açık gri renkli üzerinde kemer bulunan bir adet kot pantolonu. Şu pantolon. Bir fotoğrafı genel bir görür müsünüz? Fotoğrafı genel bir görür müsünüz? Genel. Her bir kare neyse arkadaşlar, onu sonra konuşacağım ben sizinle. Fotoğrafı genel bir görelim. Boydan görelim Burak'a. Kıyafetleri tarif ediyorum ben. Evet lütfen. Burak'ın adli emanetteki eşyaları. Açık gri renkli. Açık mavi değil miydi? Üzerinde kemer bulunan bir adet kot pantolonu. Devam ediyorum. Bir adet uzun kollu tişört. Ön tarafı kesik beyaz renkli bir adet atlet. Koyu renkli yelek. Burak öldürüldüğünde üzerinde bunlar var yani Seher. Siyah, mavi diye hatırlıyorum. Siyah renkli yırtık tişört. Siyah renkli kazak ve siyah bere. Yani Burak eve böyle geliyor. Öldürüldüğü yani kurşun atıldığında, iki el ateş atıldığında üzerinde bu kıyafetler var. Mavi nasıl hatırlıyorsun? İşte giydiği kıyafetler. İşte giydiği. Açık gün, mavi evet, diye hatırlıyorum nedense. Hayır. Açık mavi bendeydi. Açık mavi sende miydi? Her şeyi hatırlıyorsun, onu mu hatırlamıyorsun? Hastaneye giyip gittim ben onu. Hatta mezarına içine bir gün önce bana verdiydi onu. Evet. Şimdi üstündekiler çıkartılıyor, polise teslim ediliyor. Şapka olay yeri inceleme ekibi alıyor. Ama eldiven yok ortalıklarda. Peki annen senin bütün kıyafetleri attı mı, yoksa evde olmuş olabilir mi? Sizde mi o kıyafetler, yoksa annenlerde mi? Bağbaşındaki evimizdeydi zaten. Hı. Şu an tekrar bakacağım dedi ama henüz bulamamış sanırım. Ayakkabı falan duruyormuş da. Ayakkabı duruyormuş. Bir gidip bakabilir miyiz, izin verir misin? Bakabilirsiniz. Annene de konuşalım. Annem burada mı, orada mı? Annem orada. Tamam, gidip konuşalım. Konuşabiliriz. Aslında sen bu kıyafetlerle Burak'ın üzerindeki... Bu arada eldiven nereye gitti gerçekten? Ben çok merak ediyorum yani. Ben o poşette diye hatırlıyorum. Yok, yani emanette de yazıyor diye hatırlıyordum hatta. Adli emanetteki eşyaları bir kez daha sayıyorum. Açık gri renkli üzerinde kemer bulunan bir adet kot pantolonu, gördüğünüz gibi. Bir adet uzun kollu tişört. Üzerinde uzun kollu tişört var. Öldürülmeden saatler önce çekilen fotoğraf. Ön tarafı kesik beyaz renkli bir adet atlet. Koyu renkli yelek. Evet. Siyah renkli yırtık tişört. Siyah renkli kazak. Siyah bere. Eldiven yok. Hep şunu konuştuk ya, sen de onu söylüyorsun. Katil o sırada Burak'ın yani eldivenle o kovanları yukarı atmıştır diyoruz ya. O zaman katil Burak'ın elinden eldivenleri çıkartıp kovanla yukarı mı attı yani? O da ama olamaz, parmak uçları, o zaman parmak izi çıkması lazım. Burak'ın eldivenleri nerede ya? Yani benim bildiğim eldiven şu an benim arabamın torpido gözünde yani. Şu an Burak'ın elinde olan eldivenler mi senin torpido gözünde? Evet. Şu an evde mi o eldivenler? Evet. Annende mi yani? Hayır, benim arabamın gözünde yani. Senin bir araban var şu anda, başka bir araban var. Değil mi? Minibüsü satıyorsunuz, bir araba alıyorsunuz. Evet. O arabanın torpido gözünde şu an Burak'ın elinde olan eldivenler mi var? Evet. Annemdeydi diye dedin az önce. Eldiven annemdeydi demedim ben. Peki oradan nasıl, sen torpido gözüne nasıl geçti? Yani adli emanette olması gerekmiyor mu eldivenlerin? Ya ben o poşetten aldım diye hatırlıyorum. Adli emanetini zaten verdi. Kerem abi getirdi bana, ne yapalım atalım bunları dedi. Ben de yok hayır, ben saklayacağım onları dedim. Sonra onlar annem görmesin dediler. Ben de arabaya koydum o minibüsümüze. Aha. Ondan sonra da zaten minibüsü satınca da onları eve çıkardım. Ondan sonra eve çıkarsın. Önce minibüste kaldı bir süre yani. Kanlı kıyafetler niye minibüste bekliyor ki? Onu sen zaten şeydeki evine... O an Kerem abigil verince ben hayır atmayacağım diye oraya koymuştum yani. Şimdi Burak'ın vurulduğu evde sen yaşamaya devam etmedin mi? Ettim ama hani görünce fenalaşır diye göstermedik yani.
Ama sonuçta annenlere vermen gerekmez mi? Onu evin bir köşesine koyabilirsin. Yani yine de tabii çok ağır bir emanet de. Ağır bir emanet yani. Ama sen o kıyafetlerin kanlı olduğunu ve yırtık olduğunu, yani kesilmiş olduğunu bilmiyor muydu? Yani baktığımızda Kerem abigil falan gösterdi. Hani öyle çok şey yapamadım ben. Bakamadım yani. O kıyafetler ne zaman teslim edildi sana? Kerem abinin arabasında birkaç gün beklemiş. Sonrasında bana verdiler. Ne yapalım, atalım mı diye sordular. Ben de yok, hayır, ben saklayacağım, bende kalsın dedim. Tamam. Senin dediler. O kıyafetlerle ilgili bir planın varmış. Sen söyler misin? Bu tutuklama olduktan sonra hani iş kıyafeti değil olduğu için hani tekrar görmelerini istedim yani. O sanıkların, şüphelilerin de görmesini istedim. Yani onun kıyafetiyle de dimdik durmak istedim. Mahkeme salonunda öyle. Bu fikrini annene söylememiş miydin? Söyledim. Olmaz dediler. Ben hayır dedim. Olmaz dedikleri için mi acaba kıyafette şey yaptılar? Attılar ya da yaktıklarını söylediler. Yok, yaktık diye bir şey söylemedi. Ya da attık. Atmış olabilirim dedi. Bir bakarım tekrar Yani senin dedi. O kanlı ve şey kesilmiş kıyafetlerle duruşma salonuna gitmeyi göz yummadılar. İstemediler daha doğrusu. Yani istemediler ama hani benim Klimayı kendi açalım fikrimdi. lütfen. Nasıl? Benim kendi fikrimdi zaten. Hı. Ama son duruşmada onları giyemedin. Giyemedim. Sonra son kıyafetlerle katılıp orada bir aslında konuşma yapacakmışsın. Bir mektup kalemi almışsın, bir yazı yazmışsın. Tutuklama olduktan sonra yani 2022 Haziran gibi yaptım sanırım, tam hatırlamıyorum. Hı. İlk mahkemede çıkmak istedim. Sonra avukatım ben sana söyleyeceğim dedi. Ne zaman çıkman gerektiğini. Ben de tamam dedim. O konuşmayı, o mektubu birazdan ekranlara getireceğimiz mektubu ne zaman okumak istedin duruşmada? Ben aslında 2 Ağustos'ta okumak istedim. Hı hı. Ama avukatım hani ben zamanını söyleyeceğim dediği için onu bekledim yani. Son duruşmada ama çok sessizmişsin. Neden? Sessiz mi? Evet, hiç konuşmamışsın. Yani söz verildiğinde konuşmayı aksetmeye çalıştım ama yani daha önce reddedildiği için dinlemek istemediler.